Çok kıymetli ve muhterem efendiler. Dersimiz tarihle ilgili devam ediyor. Hazreti Şaya ile birlikte bulunan İsrailoğullarının hükümdarı Senharib'in İsrailoğullarının üzerine yürümesi. Yüce Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şu ayetleri buyrukları vahyetmişti. Biz kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik. Siz o ülkede iki defa fesat çıkaracaksınız ve bana karşı büyük bir serkeşlik yapıp kabaracaksınız. İşte o iki fesadınızdan birincisinin zamanı gelince sizin üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi araştırdılar. Bu yapılması gereken bir vaat idi. Sonra tekrar size onları yenme imkanı verdik. Sizi mallarla, oğullarla destekledik ve savaşçılarınızı çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz o da kendi aleyhinize olur. Sonuncu baş kaldırmanızın cezalandırılma zamanı gelince yüzlerinizi kötü duruma soksunlar, üzüntüden suratlarınızın asılmasına sebep olsunlar. İlk kez girdikleri gibi mescide Beytül Makdis'e girip tahrip etsinler ve ele geçirdiklerini mahvetsinler diye yine öyle kullar gönderdik. Tövbe ederseniz Rabbinizin sizi esirgeyeceğini umabilirsiniz. Eğer tekrar fesada dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yaptık. İsra suresi ayet 4'ten 8'e kadar Cenab-ı Hak bunları bildirmektedir. İsrailoğulları hakkında. İsrailoğullarının arasında zamanla günah ve kötülükler çoğaldı. Yüce Allah Celle Celaluhu ise onlara olan merhametinden dolayı günahlarını bağışlıyordu. Allah'ın onların günahlarına bir ceza olarak verdiği ilk musibet şu şekilde oldu. İsrailoğullarının başına kendilerinden Sıtkıya adında birisi hükümdar olmuştu. İsrailoğullarında şu adet hakimdi. Onların başına bir hükümdar geçtiği zaman Yüce Allah onlara bir de peygamber gönderir. Bu peygamber hükümdarı irşad eder. Yüce Allah istediğini vahiy yoluyla ona bildirirdi. İsrailoğullarının ise Tevrat şeriatından başka bir şeriatları olmamıştı. Sıtkıya hükümdar olunca Yüce Allah onlara Hazreti Şaya'yı peygamber olarak gönderdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti İsa aleyhisselamı müjdeleyen bu zat idi. Sıtkıya'nın hükümdarlığının sonlarına doğru İsrailoğullarının arasında günah ve kötülükler çoğalmaya başladı. Bunun üzerine Yüce Allah bir musibet olarak onların üzerine fezayı dolduracak kadar kalabalık bir askerle birlikte Babil hükümdarı
Senharib'i gönderip başlarına musallat etti. Nihayet Senharib Beytül Makdis'e geldi ve etrafını kuşattı. Bu sırada İsrailoğullarının hükümdarı Sıtkıya ise bacağında çıkan bir çıbandan mustarip olup hastalanmıştı. Peygamber aleyhisselam Şah'a ona gelip Yüce Allah sana vasiyetini yapmanı ve senden sonra gelecek hükümdarı belirlemeni istiyor. Zira sen ölmek üzeresin dedi. Bunun üzerine hükümdar Sıtkı'ya Allah'a dua edip yalvardı. Yüce Allah da onun duasını kabul buyurdu ve Allah Celle Celaluhu Hazreti Şaya'ya vahiy yoluyla hükümdar Sıtkıya'nın ömrünü 15 yıl uzattığını ve düşmanı Senharip'ten onu kurtardığını bildirdi. Hazreti Şaya hükümdar Sıtkıya'ya bunu bildirince ağrıları dindi ve eski sağlığına kavuştu. Bundan sonra Yüce Allah Senharib'in askerlerinin üzerine bir melek gönderdi ve bu meleğin sayhasıyla gürültülü sesiyle altı kişi dışında hepsi öldüler. Ölümden kurtulan bu altı kişi Senharib ile beş katibinden ibaretti. Bazılarına göre bu katiplerden birisi Butun Nassar idi. Bunun üzerine Sıtkıya ve İsrailoğulları onların kışlalarına gittiler ve burada bulunan malları ganimet olarak aldılar. Senharib'i aradılarsa da bulamadılar. Hemen arkasından peşini takip etmek üzere adamlar gönderdiler ve onu beş arkadaşıyla birlikte buldular. Onları yakalayıp zincire vurduktan sonra Sıtkıya'nın yanına getirdiler. Sıtkıya Senharib'e Rabbimizin sana yaptığını nasıl buldun diye sordu. Senharib daha önce Rabbinizin haberini ve size yardımlarını duymuştum. Fakat kulak asıp dinlememiştim dedi. Sıtkıya ondan Beytül Makdis'in etrafında onları dolaştırdıktan sonra hapsetti. Cenab-ı Hak sana yardım etmeyi de bilir. Nankörlük yaptığın zaman sana cezalandırmayı da bilir. Allah Celle Celaluhu Hazreti Şaya'ya vahiy yoluyla hükümdar Sıtkıya'nın Senharib'i ve beraberindekileri serbest bırakmasını emretti. Bunun üzerine onları serbest bıraktı. Bundan sonra onlar Babil'e geri döndüler. Ve Allah'ın kendilerine ve askerlerine neler yaptığını kendi kavimlerine anlattılar. Senharib ise bundan sonra 7 yıl yaşadı, sonra öldü. Bir Senharib gider, bir Butun Nassar gelir. Seni Senharib'den kurtaran Allah, azıp kudurunca sana Butun Nassar'ı gönderir. O da yakar yıkar. Ey dünya, insanoğlu! Birinin başına bir iş gelince, o suçu sadece onda görme. O suçu sen işleyince senin başına da gelir. Rivayet edildiğine göre İsrailoğullarının arasındaki kötülükler çoğalıp yayılınca Yüce Allah Celle Celaluhu Hazreti Şaya'ya vahyetti ve vahyedilenleri kendi lisanı ile onlara anlatıp uyarmasını istedi. O da bunu yerine getirdi. Bunun üzerine İsrailoğulları öldürmek için onun üzerine saldırdılar.
Dikkat edin, bir peygamberi öldürmek istiyorlar. Halbuki o peygamberin ve Sıdkıya'nın zamanında Allah onları büyük bir beladan kurtarmıştı. Bak onu unuttular, şimdi peygamber öldürmek için Şaya'yı öldürmek istediler. Dikkat edin. Şimdi fakat Şaya onlardan kaçtı ve kaçarken önüne bir ağaç çıktı. Bu ağaç açıldı, Şaya da içine girdi. Bu sırada şeytan-ı layin, Euzü billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzü bike min hemezzatişşeyatin ve euzü bike rabbe yahturun. Şimdi şeytan-ı layin onun elbisesinin füskülünden tuttu ve onu İsrail oğullarına gösterdi. Yani o bu ağaca girdi, işte girerken de elbisesi dışarıda kaldı diyor. İşte bir iblis ve iblisin adamları Allah'ın peygamberlerin Müslüman'ın düşmanıdırlar. Onlar bir testere getirip ağacı biçmeye başladılar ve ağacın ortasına geldiklerinde onu ikiye bölüp keserek öldürdüler. İşte görüyorsunuz, Beni İsrail'in içinde öyle vahşiler var ki peygamber katili. Ey dünya, aklını başına al. Evliyanın kıymetini bilmezsen aşklıyalar seni istila eder. Şimdi Lüh Rasib ile oğlu Büştaşb'ın hükümdarlıkları ve Zerdüşt'ün ortaya çıkma durumu. Sevgili dostlarımız, bu Zerdüşt denilen adam Üzeyir Aleyhisselam'dan ders alan, sonra da sapıtan, mecusiliği, efendim ateşe tapmayı ortaya çıkaran, Sasani hükümdarlarından adı geçenleri mecusiliğe davet edip bu mecusiliği İran topraklarında icat eden adamlardan biri bu Zerdüşt'tür. Bunlar anasıyla, bacısıyla evlenen bir zihniyettir. Uydurma da bir de kitap yazmıştır, adını da Zend koymuştur. İşte görüyorsunuz, bunun şerhlerine, tefsirlerine de çeşitli isimler vermişlerdir. Bunu buradan bu kadarlıkla geçiyoruz. Şimdi de Buhtun Nasar'ın İsrail oğullarının üzerine yürümesi. Bak Cenab-ı Hak o zaman kurtardı onları. Ama sonra ne oldu? Yine azdılar, yine sapıttılar. Bu sefer daha şiddetli bir zalimi İsrail oğullarının üzerine Allah gönderdi ve cezalandırdı ki nasıl şiddetli bir ceza. Buhtun Nasar'ın İsrail oğullarının üzerine ne zaman gönderildiği konusunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Bir rivayette onun Peygamber İrmiya, Danyal, Hananya, Azarya ve Mişail'in zamanında gönderildiği, diğer bir rivayette ise İsrail oğullarının Yahya bin Zekeriya'yı öldürmeleri üzerine Allah'ın onu İsrail oğullarının üzerine gönderdiği söylenmektedir. Şurası kesindir ki Buhtun Nasar onların üzerine gönderildi. Onları yaktı yıktı İsrail oğullarını. Ancak birinci görüşte olanların sayısı daha fazladır. Evet sevgili dostlarımız, İsrail oğullarından semavi kitapları okuyan birisi vardı. Bu kişi üzerimize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. İsra suresi ayet 5'i mealindeki Allah'ın buyruğuna gelince, ey Rabbim, İsrail oğullarının
helakini ellerine verdiğin bu adamı bana göster dedi. Nitekim olaylar oldu. Musa'nın Firavun kucağında büyüdüğü gibi o da onu gördü. Fakat onun üzerinde fazla durmayacağız ama İsrail oğullarının İsrail oğullarından intikam almayı gerektiren sebepleri ortaya çıkaran asıl sebep ise İsrail oğullarının Allah'a karşı isyan edip onun emirlerine karşı gelmeleri idi. Ey Müslümanlar, ey dünya insanları, Allah'ın emirlerine karşı gelirseniz sizin başınıza da aynısı gelir. Bunda şüpheniz olmasın. Allahu Teala Celle Celaluhu onlar üzerindeki ilahi adeti, kanunu ise şöyleydi. Allah onların başına bir hükümdar geçirdiği zaman bu hükümdarlarla birlikte bir de peygamber gönderir. Bu peygamber hükümdara doğru yolu gösterip ona Tevrat'ın hükümlerini anlatırdı. İsrail oğullarının üzerine Buttun Nassar gelmezden önce onların arasında isyan ve kötülükler çoğalıp yayılmıştı. Bu sırada onların başında Yakunya bin Yuyakin hükümdar bulunuyordu. Yüce Allah bu hükümdara yol göstermesi için İrmiya'yı peygamber olarak gönderdi. Bir rivayette gönderilen kimsenin Hızır Aleyhisselam olduğu söylenir. İrmiya onların arasında kalıp onları Allah'ın yoluna davet etti. Günah işlemekten onları men etti ve Senharib'i helak etmekle Allah'ın kendilerine ne kadar büyük bir nimet ihsan etmiş olduğunu onlara hatırlattı. Fakat onlar bunların hiçbirine aldırış etmediler. Bakın bir millet azınca Allah dinlemez, peygamber de dinlemez. Artık o belasını başına gelecek, o helakını bekler. Bunun üzerine Yüce Allah İrmiya'ya onları kendi azabından sakındırmasını emretti. Ayrıca ona İsrail oğullarının tekrar Allah'a itaate dönmemeleri halinde onları öldürecek, çoluk çocuklarını esir alacak, kendilerini tahrip edip yıkacak, kendilerini köleleştirecek birisini göndereceğini ve onun kalplerinden merhameti ve şefkatin silinmiş bir orduyla üzerlerine geleceğini bildirdi. Allah bir milleti cezalandırınca dünyanın en zalim ordularını o milletin başına gönderir. Cenab-ı Hak bunu hatırlatıyor İrmiya'ya, diyor ki böyle söyle. Fakat onlar buna rağmen Allah'a itaate dönmediler. Bunun üzerine Allahu Teala Celle Celaluhu İrmiya'ya onların üzerine öyle bir fitne, bela göndereceğim ki bu fitne akıllı kişiyi şaşkına çevirecek ve filozofun hikmeti, akıl sahibi kişinin görüşü bu fitnenin içerisinde fonksiyonunu yitirecektir. Yine ben onların başına diktatör, katı kalpli ve zalim birini musallat edeceğim. Onu heybetli kılıp kalbinden merhamet duygusunu alacağım. Onun arkasından gecenin karanlığını andıran kalabalıklar yürüyecek, bulut parçaları gibi askerler gidecektir. Bu kimse İsrail oğullarını helak edecek. Onlardan intikam alacak ve Beytül Makdis'i tahrip edecektir buyurdu Cenab-ı Hak.
İrmiya bu ilahi tehdit işitince feryat ederek ağlamaya başladı ve elbisesini yırtmaya başladı. Efendim elbiselerini parçaladı. Başına kül saçarak Allah'a yalvarmaya ve kendisi hayatta olduğu müddetçe onların üzerinden bu azabı kaldırması için dua etmeye başladı. Bakın peygamberler onları kurtarmaya çalışıyor. Onlar peygamberleri ağacın içinde hızarla biçip öldürüyorlar. Nicelerini öldürdüler bu İsrailoğulları. Şimdi ey dünya Müslümanları, siz de Kur'an-ı Kerim'e eğer sıkıca bağlanmazsanız, Allah'ın peygamberin Muhammed'in emirlerine, onun şeriatına tabi olmazsanız, sizin başınıza da bunların geldiğini, geleceğini unutmayın. Osmanlı'yı niçin yıktılar? Siz evliyadan yana olmaz, aşkıyadan yana olursanız, hasetle, fesatla kendi içinizde çekişmeye dalarsanız, düşman çullanır. Bizden söylemesi. Bunun üzerine Yüce Allah ona, İzzetime yemin ederim ki, bu hususta senin tarafından bir dilek olmadıkça, Beytül Makdis'i ve İsrail oğullarını helak etmeyeceğim diye vahyetti. İrmiya aleyhisselama vahyetti Cenab-ı Hak. İrmiya buna sevindi ve Musa ve diğer peygamberleri hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ebediyen ve hiçbir zaman İsrail oğullarının helakini istemeyeceğim dedi. Ama canı yanınca bu durumundan vazgeçti. Farkında olmadan can yanınca insanlar işte artık sabrın sonu gelir. O zaman İsrailoğullarının helakine ne yaptı? Cevaz verdi. Bunun üzerine İrmiya İsrailoğullarının hükümdarına gidip kendisine gelen vahyi bildirdi. O da bu müjdeye çok sevindi ama İsrail oğullarının azgınlığı tabii ki arttıkça artıyordu. Bu vahyin üzerinden 3 yıllık bir zaman geçti. Fakat onlar isyan ve kötülüklerini daha da artırdılar. Bu onların helakinin yaklaştığı bir zamanda olmuştu. İnsanlar helak olacağı zaman daha çok azarlar, lafta dinlemezler. İlim, irfan, kitap, din, iman tanımazlar. Çünkü helaklerini istiyorlar. Azdılar, kudurdular. Onlar öğüt dinleyip ibret almadıkları için de vahiy azalmıştı. Bunun üzerine hükümdarları onlara, ey İsrailoğulları, Allah'ın azabı size gelip çatmadan önce şu içinde bulunduğunuz hale bir son verin dedi. Yani kötülükleri bırakın. Fakat onlar aldırış etmediler. Ve yaptıkları kötülükleri de terk etmediler. Bu defa Allah Celle Celaluhu Buhtun Nasr'ın kalbine, Beytül Makdis'te bulunan İsrail oğullarının üzerine yürümesini ilham etti. Onun kalbini oraya çevirdi. Buhtun Nasr o günkü dünyanın en büyük zalim, gattar büyük kimsesiydi. O da ufukları kaplayan kalabalık bir ordu askerlerle harekete geçerek onların üzerine yürüdü. İsrail oğullarının hükümdarı bu durumu öğrenince İrmiya peygamberi yanına çağırdı. Yanına gelince ey İrmiya senin iddian nerede kaldı? Hani Allah sana vahyedip sen istemedikçe Beytül Makdis'i yıktırmayacaktı dedi. Bunun üzerine İrmiya, Rabbim verdiği sözden caymaz.
ben ona güveniyorum dedi. Allah caymaz ama İrmiya'nın canı yandı. Hatta farkında olmadan Allah'ın gizli gönderdiği insan suretinde melek onu fetvayı danıştı, fetvayı da aldı. Nihayet onların ecelleri gelip mülklerinin son bulması yaklaşınca Allah da onları helak etmek isteyince İrmiya'ya insan kılığında bir melek gönderdi. Ve İrmiya'dan fetva sorup görüşünü almasını emretti. Bunun üzerine melek gelip, ey İrmiya, ben İsrailoğullarından bir kimseyim. Sana akrabalarım hakkında bir şey sormaya geldim. Yani ben İsrailoğullarından kabul et diyor. Ben sana fetva soruyorum diyor. Ben Allah'ın bana emrettiği şekilde onların akrabalık haklarına riayet ediyorum. Ayrıca iyilik edip ihsanda bulunuyorum. Ama benim bu iyiliklerim onların bana kızgınlıklarını artırıp ve bana kötü muamele etmekten başka bir netice vermedi. Onlar hakkında bana fetva fikrini bildir dedi. İrmiya ona sen Allah ile arandaki ilişkileri güzel tut. Allah'ın sana emrettiği şekilde akrabalık münasebetlerine riayet et dedi. Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı. Fakat birkaç gün sonra yine insan suretinde İrmiya'nın yanına geldi yine o melek ama insan olarak. Güya İsrail'den birisiymiş gibi. İrmiya ahlakları düzelmedi mi? Arzu ettiğin durum hasıl olmadı mı diye sordu. Melek, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki bir insanın yakınlarına yapabileceği her şeyi yaptım. Hatta daha fazlasını yaptım fakat onların davranış ve gidişatı daha da kötüleşti dedi. İrmiya'nın akrabalarının yanına geri dön ve iyilik yapmaya devam et demesi üzerine melek ayrıldı ve bir müddet daha bekledi. Buktun Nasar ise çekirge sürüsünden daha kalabalık bir askerle Beytül Makdis'e geldi. Bakın, Cenab-ı Hak her şeye kadir. İsrail oğulları onlardan korktular. Hükümdarları ise İrmiya'ya, hani Rabbinin sana verdiği söz nerede kaldı dedi. İrmiya da ben Rabbime güveniyorum diye karşılık verdi. Daha sonra Allah tarafından İrmiya'ya fetva istemek üzere gönderilen melek tekrar Beytül Makdis'in duvarı üzerinde oturmuş halde bekleyen İrmiya'nın yanına gelip daha önceki sözlerini tekrarladı. Ve akrabalarının kendisine yaptıkları cefa ve zulmü şikayet ederek, ey Allah'ın peygamberi, bugüne kadar olan her şeye sabır edip tahammül gösterdim. Çünkü bunlar beni kızdıran şeylerdi. Bugün ise onların Allah tarafından büyük bir gazaba uğrayacaklarını görüyorum. Eğer onlar bugün daha önceki bulundukları hal üzere kalsalardı, öfkem artmayacaktı. Bugün onlara Allah için gazap ediyorum. Sana durumu haber vermek için geldim. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederek söylüyorum ve senden İsrail oğullarının helak olması için onların aleyhine dua etmeni istiyorum dedi. Bunun üzerine İrmiya ellerini kaldırıp, ey göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ım. İşte bak, İrmiya şimdi İsrail oğullarının helakini istiyor.